Herkese iyi akşamlar. Bu güzel toplantıyı hazırladığınız için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Bu gayet güzel bir atribut. Bayıldım. Size Tekrar özel. tüm Evet Barış'ım. arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi. Valla inşallah unuttuğum yoktur. Yani QO100 ile uğraşan Plütos'u olanları ben attım. Eğer bildiğiniz biri de varsa hemen ekleyelim. Ayıp olmasın kimseye. Dolu dolu QO100 1,5-2 saat sonra CW'ye bağlanacağız. Barış'ım o Aa, zaman ben de biliyorsun Pluto yok, haberin olsun şimdiden. Sorun yok. Sen Linux'cusun. Sen Barış'la aynı platformdasın. Siz ikiniz her altı dener ve yaparsınız diye bir şey demiyorum. Zaten işin ABC'sini anlatacağı için Barış, sen oraya convert edersin. Barış bugün az konuşuyorsun. Ne oldu? Bir şey mi var? Kafamda toparlamaya çalışıyorum. Hazırlıksızım da nasıl ilerleriz onu düşünüyorum bir yandan kafamın içinde. Bir saniyenizi alayım. İstersen şöyle de yapabiliriz Barış'cığım. Herkes elindeki setup'ı, çanağı, elbisesi, ara beslemesi ve cihazı olarak hızlıca geçsin. Bendeki En setup'ı az var. 4 tane Pluto lazım. Merkezde 4'er Pluto var mı? Var. 14 tane. Tamam, o zaman güzel. Abi 3 tane SDR çıkar ama Pluto değil be. O zaman benden başlayabilir miyiz? Ben Tabii dertlerimi lütfen. anlatayım. Bili bili yapıyor yine birinin mikrofonu. Şimdi Talba Kemal, Tango Kemal Alfa Bey, 2 yapıyor. Evet, sizinki yapıyor. şimdi şöyle bir giriş yapabilir miyim Kemal abi? Buyurun. Şimdi şöyle, bu işler için özellikle Pluto'yu kullanmayı ben herkese önerdim, öneriyorum. Genel olarak sebebi şu, bu camiye Pluto'yu sevdi ve Pluto'ya yönelik pek çok şey hazırladılar. Hazır firmware'ler hazırladılar. Özellikle şimdi önce siz SSB ile Morse'la vesaireyle bir başlayacaksınız. Hoşunuza gidecek QO100. Bir müddet sonra yetmemeye başlıyor. Yani ne işte çağırdık uydu 24 saat tepede. DX yapmak diye bir kavram yok. Çağırdın mı birisi cevap veriyor. En fazla ilginç istasyon beklemek diye bir kavram var QO100'de. O da efendim Güney Kutbu'nda Antarktika'da şey var. Bir istasyon var Almanların. O çıktığı zaman güzel oluyor. Ona güzel bir paylap oluyor. Onunla görüşmek, küresel kartını almak güzel ama onun dışında çok kısıtlı ve kısır döngüde gidiyor. Genelde benim gördüğüm, benim gözlemim herkes bu uyduya bir ilk çıktığında bir heyecanla bir 50 QSO, 100 QSO, 200 QSO yapıyor. Aa ne güzelmiş, çanakmış, antenmiş. Sonra yok patch anten değil, helix antenle nasıl olur, onunla nasıl olur, bununla nasıl olur gibi amatör duygularını da besleyip doyurduktan sonra iş bir kısır döngüye giriyor. Peki şimdi ne yapacağız diye. Ve zaten bu yüzden de net frekansları oluşmuş durumda şey QO100 üstünde. Şimdi frekans da az değil. Yaklaşık 500 kHz'lik bir genişlik var ve bunun 300 kHz'e yakını direkt SSP'ye ayrılmış durumda. Bir SSB kanalının yaklaşık 3 kHz, hadi kimse kimseyi etkilemesin diye dip dibe 5 kHz aralıklı olduğunu düşünürseniz nereden baksanız 50-60 tane karşılıklı muhabbet edilecek kanal oluşuyor bu uydu üzerinde. İster istemez insanların netleri oluşmuş durumda. Almanlar bilmem ne Almanya grubu bilmem ne frekansına, yani bizim o biraz şey olacak ama 7092-7150 gibi gruplar QO100 üstünde de bolca var ve açtığın zaman belli bir saatten sonra bir lak lak başlıyor. Kayda girdiği için oranın emini eksik diyeceğim. Demiyorum. Yani 7092'nin müdavimleri gibi bu QO100'de de bir takım yerlerin şeyleri var. Deli gibi müdavimleri var ve aşağı yukarı aynı sesleri, aynı modülasyonları duyuyorsunuz uydudan. Bir yandan da bazı konuların tartışıldığı gruplar haftada bir, 2 haftada bir ya da o gruplardan duyurularak başlıyor QO100 üstünde. Biraz gevezelik yapıyorum başta ki hani nereye gidiyoruz, nereye gireceğiz şeyi olsun diye. Örneğin USDX grubu ayda bir toplanıyor. Millet sorularını soruyor havadan, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Deep Space Network var. Yani bu Mars'ın yörüngesindeki şeyleri, Venüs'ü ötesine giden uyduları dinleyen gruplar, onlar sanırım ayda bir yine bir toparlanıp orada sohbet ediyorlar nedir ne değildir. Tabii ki insanlar mail listlerde yazıp konuşuyorlar bazı konular ama
QO100 bu anlamda güzel bir muhabbet ortamı olmuş durumda. Bir müddet sonra bende olan en azından ne oldu? Onunla konuş, bununla konuş, ondan modülasyon iste, o anteni dene, bu anteni dene. Bir yerde tamam ya işte çıktık uyduya deyip şeyiniz azalıyor. Ne diyeyim? Cihazı açıp bir uydudan sohbet etme ihtiyacınız azalıyor. Belki bu benim şey olmamamdan da kaynaklanıyor olabilir. Ben böyle çok aman DX yapayım, aman şu sertifikayı alayım, aman bunun peşinde koşayım diye uğraşmaktan öte ben teknik tarafını ne yapabilirimin peşinde daha çok koşturduğum için ben de böyle oldu. Bir sonraki aşaması bu işin görüntülü haberleşmeye geçmek. SSP tarafından son bir iki şey daha ekleyeyim. Mesela KGSTV grubu vardı. KGSTV grubunda insanlar birbirlerine bizim o Slow Scan TV HF'teki resim gönder, resim alın. Bir üst modeli diyebileceğimiz, bir üst seviyesi olan KGSTV diye bir protokol var. İnsanlar bunu çok kullandılar, hala kullanıyorlar. Bütün bu protokollerde çalışabilmek için genelde herkeste kullanılan ortak cihaz bir müddet sonra Pluto oldu. Yani HKRF kullanan yok mu? Var. LIME-SDR kullanan yok mu? Var. Transverter kullanan yok mu? Var. Ama benim gördüğüm büyük çoğunluk işin çok kolaylaştırdığı için adam Pluto'yu tercih etmiş durumda. Bu yüzden ben de herkese adam Pluto'yu öneriyorum. KGSTV'de hatta biz dünyadaki Mars projesi olarak çok güzel bir çocukların çizdiği resimleri uzaya gönderme etkinliği yaptık. Çok ilgi gördü. Yani bir ay boyunca neredeyse her hafta sonu artık yabancılar bize soruyorlardı. Hangi saatlerde göndereceksiniz? Bu hafta kaç resim göndereceksiniz diye. Çok güzel bir etkinliğimiz olmuştu. Ben yani bir Türk amatör olarak çok keyif almıştım. Özellikle de bu etkinlik yaklaşık 3 ay sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından da kopyalandı. Bunu da lütfen atlama ya, bu çok önemli. Aslında tam da kopyalanamadı ama neyse. Yani o kadar anlamışlar. Gelip sorsalardı biz anlatır ve organize ederdik. Şimdi Pluto bu anlamda çok güzel. Pluto'yu SSP tarafında kullanırken benim ilk dikkatimi çeken şey herkes kristalini değiştirmek ya da GPS disiplin bir osilatör kullanma konusunu konuşuyordu. Herkes bunu söylüyordu. Doğrusunu isterseniz KGSTV etkinliğine katılana kadar ben bunun bir eksikliğini hissetmedim SSP ya da CW görüşmelerden. Şimdi bu cihaz içinde özellikle elinizdeki cihaz arkasında yazıyor. A ya da B serisi ise nerede yazıyor? Şurada bir tane şeyi var. Şuradan. Evet, Revision C mesela bendeki. Şurada revizyon. Kameraya gösterebilirsem. Şu bölümdeki yazılarının bir yerinde revizyon A, revizyon B, revizyon C ya da revizyon D yazıyor. Revizyon A ve B, ki bende iki tane var. A ve B'deki kristaller... Benimki silinmiş. Orası tam. Ne? O zaman arayüze girdiğinizde arayüzde yazıyor en azından. Web sayfasına bağlandığınızda size söyleyecek. Birazdan o konuların üzerinden geçeceğiz. A ve B'de nasılsa biz bir eğitim kiti yapıyoruz. Bu eğitim kitini de çok ucuzdan satacağız dedikleri için ya her şey çok kaliteli. Niye bu kadar yüksek tarafların yanında? Devam. Bir de yedik arada. Sessiz aldım. Arada fırçayı da yedik. Şimdi A ve B'de her şey bu kadar kaliteliyken kristal 20 ppm yanlış hatırlamıyorsam üzerindeki 20 ppm kristal de şu demek, ısındıkça aslında frekansınız kayıyor. Şimdi SSB konuşurken biliyorsunuz zaten 2 kHz'lik bir aralıkta konuşuyoruz ve sizin frekansınız ortalama 10 kHz'e yakın kaymaya girebiliyor cihazın ısınmasıyla orantılı olarak. 10 kHz ne demek? Bir yerde görüşmeye başladınız, görüşmeyi bitirdiğiniz yer ayrı. O eski Rusların konuştuğu kristalli lambalı cihazlar gibi. Adamla QSO'ya başlıyorsun 14200'de, QSO'yu bitiriyorsun 14210'da. Hani
birbirinize karşı sürekli bir tuning yapmanız gerekiyor. Ortam SDR olduğu için bu çok da göze batmıyor. Çünkü zaten adama waterfall'da görüyorsunuz, kayıyorsa üzerine tik 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 klikliye klikliye sağa doğru kayarak gidiyorsunuz. Sesi inceliyorsa ya da sesi kalınlaşıyorsa karşı tarafın, buna göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Bu kaymayı herkes fark edince bir müddet sonra buna karşılık çözümler bulmak gerekir. Ha, sadece kaymaya sebep olan Plüton'uz değil bu arada. Bir yandan da kullandığımız elembilerin de içinde bir kristal var ve elembiler dış ortamda duruyor, çatıda duruyor. Elembiye elektriği verdiğiniz andan itibaren elembi ısınmaya başlıyor ve elembi ısındıkça da artık öyle 10 kHz, 20 kHz değil, biraz daha geniş bir aralıkta bir frekans kaymasına sebep oluyor. Bütün bunlar birleşince de hani bazen QSO yapmak zorlaşabiliyor. Hem elembiniz kayıyor hem siz kayıyorsunuz. Bunları bir türlü denk getirmek mümkün olmayabiliyor idi bu işlere başladığımızda. Ama daha sonra PLL'li elembiler çıktı. Herkes PLL'li elembi almaya başladı. Hatta daha önce Diarolu elembiler kullanıyorduk. Onlar çok daha fazla kayıyordu. Lafı uzatıyorsam ya da arada gereksiz bir şey söylüyorsam şey yapın, uyarın ya da tekrar etmemi, detaylandırmamı istediğiniz bir yer varsa. Diarolu elembiler çok daha fazla kayıyordu. Şimdi bunlar elembiler televizyon yayınlarında çok kimseyi etkilemiyordu. 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz kayması. Niye? Çünkü bir tane uydu transponder yayın yaparken yaklaşık 20 MHz, 30 MHz'lik bir carrier gönderiyor. Yani 30 MHz'lik bir band genişliğini gönderiyor. 30 MHz'in 50 kHz sağa kayması, 50 kHz sola kayması ne vericiler tarafından ne de alıcılar tarafından bir yadırganmaya gelmiyor. Çünkü zaten otomatik frekans kontrolü o aradaki kaymaları çok rahat elimine ediyor. Ama bizim gibi SSB konuşan, zaten toplam 2 kHz, 3 kHz'de konuşan kişilerin bu frekans kaymasını elimine etmek gerekiyordu. Sağ olsun ilk önce bunu bu web SDR diye bir yazılım, birazdan konuşacağız diye web SDR konsol diye bir yazılım var. SDR konsol yazılımı hemen bir plugin geliştirdi bunun üzerine. Bu plugin şunu yapıyor. Aslında uydudan gelen sinyal çok sabit. Daha doğrusu uyduya Katar'dan uplink yapılan bir sinyal var. Beacon sinyali var. Bandın başında, bandın ortasında ve bandın sonunda 3 tane beacon sinyali var. Başındaki ve sonundaki Morse olarak tanıtım gönderiyor. Ortadaki ise BPSK olarak sürekli telemetri durumunu gönderiyor uydunun. Bu telemetri sinyaline otomatikman lock olup, örneğin sizin elembiniz sürekli frekans kaydırıyorsa bile o telemetri sinyaline lock olup onun frekansı sabit 10.489.750 onun yayın yaptığı frekans. Onu da biliyor. Ona lock oluyor. Ondan sonra kendi frekansı ne kadar kayıyorsa, onun ne kadar kayıyorsa hem sizin Plüton'unuzu ona göre sağa sola kaydırıyor alıcı frekansınızı. Böylece siz elembinin osilatöründeki ısıya karşı duyarsızlıklardan hem de Plüton'unuzun içindeki kristalin kayıklıklarından minimum düzeyde etkileniyorsunuz. Daha doğrusu hiç etkilenmiyorsunuz neredeyse. Ben çünkü ilk yaptığım QSO'larda 10 kHz, 20 kHz'lik kayıklıkları yaşıyordum. Ama şimdi bu kilitlenme olayıyla tamamen dinleme tarafım çözümlendi. Güzel. Ama buyurun. Abi bunu yazılımsal mı yapıyor, donanımsal mı yapıyor? Yani yazılımsal yapıyor. Anlamak istediğim şu, daha sormak istediğim şu. Yazılımda waterfall'da mı müdahale yapıyor? Kendi aldığı sinyallere mi müdahale ediyor? Yoksa PLL'i tekrar mı kilitletiyor? Tamam. Şöyle bir şey yapalım mı? Ben hemen önüme bir tane açayım. Onun üzerinden bakıp konuşalım. Hem de canlı olarak şey yapıyor olalım. Uygulama yapıyor olalım. Sorunun da daha net cevabını vermiş olayım. Volkan, sen şu sahneyi biraz şey yapar mısın? Devralır mısın? Ben devralıyorum. Bu arada sorular geliyor. Ben Amatörce Sohbetler grubuna da şimdi mesaj attım. Aslında biliyorsunuz bu toplantıyı Kemal Beyler ricasıyla böyle
spontane oluştu. Sonra düşündüm, ya dedim burada herkes QO100 meraklısı olup sonra bize gönül koymasınlar. Biraz evvel çok hızlı bütün gruba şey yaptım. Ya alelacele bir QO100 programı oluştu. Eğer sadece QO100 ama bugün. Yani Adam Pluto ve QO100 konuşuyoruz. Niyetli olanlar varsa buyursunlar. Biliyorsunuz 1,5 saat sonra da Morse eğitimimiz başlayacak Emin'le birlikte. O saate kadar QO100 cihazları gelenler, kurulumda, ayarda, çanak ayarında, yazılım ayarında problem yaşayanlar için bu programı yaptık. Ayıp olmasın diye ben herkese yolladım. Artık gelebilenler de gelir. Şimdiden 15 olduk. Sadece QO100 şey yapacağız. Cihan'cığım şöyle güzel bir haber var. Elinde Plüto olmaması hiç sorun değil. Neden? Çünkü verici olarak, dinleyici olarak kullandığımız yazılım SDR konsol. SDR konsola sen kendi cihazını tanıttıktan sonra SDR konsolun bütün veli nimetleri senin cihaz için de geçerli oluyor. Ha, belki 1,5 daha bir şeylere takılırsın, bilemiyorum ama hiç takılacağını sanmıyorum. Dediği gibi bunun bir step sonrası. Şimdi biz ilk günlerde alıcı vericilerimizi ayarlarken Pluto üzerinde sadece ses için uyduya çıkmak vardı. Ama şimdi gün geçtikçe ATV yayını da başladı. ATV'de de Pluto için özel bir firmware var. Bu vesileyle Pluto'nuzun olması çok kolaylaştırıyor işi. Ben bile İsmail Bey ve Barış'ın da yardımlarıyla takribi, ama onlar tabii günlerini verdiler. Bir tartışma grubumuz var QO100 için. Orada bir gün, iki gün uğraştılar. Ben inanın 12 dakikada ATV yayınını basar duruma geldim. 1200 MHz'de. Yani anlatmak istediğim, Pluto'nun içerisinde görüntü yayınlamak için de firmware hazır. Bu vesileyle Pluto almanız son derece şey. Biliyorsunuz $205 artı KDV'ye Türkiye teslim indirttik. Eğer niyetli olanlar varsa bana mail atsın ki şimdi ben bir liste oluşturuyorum. Kendilerine talep oluşturacağım. İkincileri falan almak isteyenler de var anladığım kadarıyla. Acele etmeyin ama önümüzdeki haftalarda artık listeyi oluşturup verelim. Adamlar da sipariş vereceklerse versinler. Volkan, bir şey söyleyebilir miyim acaba? Kemal abi, bu arada bu programı özellikle senin isteğin üzerine yaptığımız için sen de arada sorularını mutlaka geç ki günün sonunda senin sorularını cevaplamadan bitirirsek programı yani amacımıza ulaşmamız olur. Vay ki bize. Çok teşekkür ederim. Ben çok şey gideceğim, böyle şeye yönelik. Çok kısa olarak size neler yaptığımı göstereceğim. Eksikliklerimi söyleyeceğim. Bu eksikleri bana tamamladığınız zaman ben de başka arkadaşlara yardım edeceğim. Anladın mı? Ketin reaksiyon yani. Harika. Bir dakika. Barış'ım ne kadar kaldı kuruluma? Bir de bu işin şunu da söyleyeyim. Alıcı kısmında bir söyleyeceğim Cihan'cığım. Bir dakika bir söz vereceğim. Alıcı kısmında bir sorun yok. Anya Konya yapıyorsunuz. Ama verici kısmıyla alakalı tabii ki kesinlikle bir lineere küçük bir 5-6 watt, 8 wattlık ATV için söylemiyorum. Bir ara üniteye ihtiyacınız oluyor. Eduplar var. Edupları birbirlerine paralel bağlayabilirsiniz kombinerlarla. Onunla ilgili de zaten evet Caner almış 2 tane. İlk onda deneyeceğiz. Olduğu takdirde... Abi Caner'le tanışmak istiyorum ben. Söyle. Caner'le bir tanışmak istiyorum ben bir ara. Evi de benim burnumun dibinde aslında. O bir. İkincisi verici kısmında... Tanışırız inşallah. İnşallah bakalım. Verici kısmında da sıkıntı bende yok ama hatırlarsan bundan 3-4 sene kadar önce bendeki cihazlardan biriyle ben transmit yapıyordum. 144 MHz'de röleyi açıyordum oradaki. Evet. Oradaydım tabii İstanbul'dayken. Onun haricinde bir şey daha vardı, aklıma birazdan gelip tekrar girelim abi. Yani işin bir de lineer kısmı var. ATV için biraz daha takat bekliyor. Ama voice için Edup dediğimiz aradaki 2.4 kuvvetlendirici haydi yetiyor. Bu arada Edup'u olduğu gibi kullanırsanız wattajı üzerinde yazdığı gibi 8 watt çıkmıyor. Takribi olsa olsa 4 ila 5 watt ancak çıkıyor. Ama onun da bir modifikasyonu var. Onu yaparsanız full 8 çıkıyor. Yani iki edupu da combiner'la birbirine bağladığınız takdirde
pırıl pırıl 16-15 watt alırız ki bu da görüntü içinde yetecektir. Ama zaten her şeyin başında kanunun çıkmasını bekliyoruz. Zaten o zamana kadar da bir hayli gelişmeler olacak. Şöyle bir uydu ayar cihazım var. Ben kendi antenlerimi bununla ayarlıyorum. İhtiyacı olan arkadaşlara kargoyla bir kullanımlık gönderebilirim. Nasıl hızlıca bulabildin mi Bader uydusunu? Veya şöyle istersen sen sazı al çok kısa. Uyduyu bul, çünkü uydu bulurken problem yaşayanlar da var. Bildiğim kadarıyla Bader uydusuyla arka arkaya bu uydu. QO100 belki de aynı uydu. Bader 4. Evet. Yani ben ayarlamayı denemedim hiç şimdiye kadar. Ama ayarlanır. Çok basit bunlar. Üzerinde çok güzel bir şey var. Yani frekansı giriyorsunuz herhangi bir oyundaki normal televizyon yayın frekanslarından bir tanesini. Bu zaten sizi orayı bulduruyor bir şekilde. Yani o bölgeyi geziyorsunuz böyle çanakla aşağı yukarı. Zaten buluyor yani. Çok basit bir şey bununla yapmak. Ben de öyle zannediyordum. Öyle kolay olmuyor iş. Denemedim bilmiyorum. Deneriz ya, buluruz bir şekilde. Ben geçen hafta aldım bir tane uydu bulucu. Mecburen aldım. Evde uydu çanak antenim var. Deniyorum. Yönlendirmeyi yapıyorum tutmuyor. Yani sinyali bulamadım. Sonra fark ettim ki Volkan abi sağ olsun o arada da bana çok güzel bir akıl verdi. Dedi ki Ahmet dedi şeyi ayarla. Çanağı TürkSat'a çevir. Öyle bir televizyon yayınına bak dedi sağ olsun. Televizyonu artık çat diye bulu hale geldim TürkSat'ı. Ama hala QO100'ü bir türlü ya tutturamadım. Ya da benim önerim bir öneride bulunacağım. Vaktimiz de kısıtlı olduğu için araya girerek söyleyeyim. Televizyon sinyallerini bulmak ya da doğru televizyonu, uyduyu bulmak çok zor olabiliyor. Ben şöyle bir yöntem geliştirdim. Bu çok kullanışlı. 739 MHz'de neticede LNB'nin çıkışında 739 MHz'de bu amatör sinyal var. Ve bu sinyaller çok çok güçlü çıkıyor. LNB'ye besleme verdikten sonra bir SDR alıcısını 739 MHz'e ayarlayın. Sağa sola çevirirken o tepelerin böyle zırk diye yükseldiğini göreceksiniz SDR alıcısında. Çok çok daha kolay ayarlayacaksınız uyduyu. Sizi hiç uğraştırmayacak. Zaten kabaca bir iki site var, o siteleri paylaşırım sizinle. Evinizden baktığınızda ne tarafa bakmanız gerektiği konusunda şu binaya doğru bakacaksın diye bir site var. Oradan o yöne döndüğünüzde, kabaca o yöne döndüğünüzde anteni şöyle sağa sola yukarı aşağı yaptığınızda zırt diye tepeyi göreceksiniz. Sonra detay ayar yapmanız gerekiyor. Çok bir, araya girdim. LNB'nin şöyle polarizasyonu da önemli. Bunları da denemek lazım. Şöyle böyle şeklinde. Çünkü bulunduğunuz bölgeye göre... Için, evet, çok merkeze yakın olduğu için Türkiye'ye göre ve bunun açısı şey olduğu için neredeyse tam dik durduğunda yani evet. Aşağıya doğru durduğunda kurtarıyor. Çok az. Belki 5 derece falan yatırmanız gerekebilir. TürkSat yani mesela derece... TürkSat şöyle duruyor. TürkSat'ı ayarladığınız zaman Türkiye'de. 43 derecede duruyor ya. Evet, biraz böyle yamutmak biraz böyle gerekiyor. Duruyor. Bu biraz daha dike yakın duruyor. Şimdi ben ortamımı hazırladım. Birinci ihtiyacınız bir tane, evet bunun kamerası aşağıdaymış. Bir tane bayasti. Gayet netti, güzeldi bu arada Barış. Buralar kısa devre oldu, yanıyordu da. Ha, aşağı tamam. Bayasti de aslında bir tane kondansatör. Besleme tarafına bir tane, aslında şu kondansatöre gerek yok. Bir tane bobin sardım kabaca elimle. Şu arada da bir tane 100 pikoluk ya da 1 nanofaradlık bir tane kondansatörle de seri geçiş yapıp besleme veriyoruz. Bunu bu hafta sonu yaptığımız USDX şeyinde de detaylıca aslında üzerinde konuştuk. Neye benziyor diye. Diğer çıkışı da Pluto'nun, bu kameraya biraz zor alışacağım ama RX bacağına girecek. Pluto'yu da USB'den bilgisayara bağlıyoruz. Pluto'yu bilgisayara bağladığınızda ekran paylaşma yetkim var mı? Sanırım var. Şu an ekranımı görebiliyor musunuz? Evet. 192.168.1.2.1 Pluto'nun default IP'si USB'den bağlandığınızda
USB'den bağlandığınızdan altını çiziyorum. Bunu güzel bir kablo kullanmaya çalışayım. Benim gibi uyduruk kablolar kullanmayın. Cihazıma taktım. Cihazın önünde kendi ışığı birkaç kez yandıktan sonra sabit hale gelecek. Bakın şu anda tık 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 yanıyor. Normal ne, bu cihaz hazır demek. Pluto'nun içinde bir tane 7020 zinc işlemci FPGA var ki sadece bu tek başına 100 küsur dolar yapıyor. Bir tane de ADF 9863 ya da 64 var üzerinde ki onun da tek başına fiyatı 150 dolar. Üzerinde Linux işletim sistemi çalışıyor ama onun detaylarına çok girmeyeceğiz. Şimdi şuradan aynı sayfayı yazdığımda gördünüz mü? Adam Pluto'nun sayfası geldi. Bu arada tabii bu modifiye edilmiş bir Adam Pluto olduğu için direkt Adam Pluto QO100 dedi. Çünkü üzerinde QO100 için hazırlanmış Adam Pluto firmware'i var. Şöyle sıfır bir tane taktım şimdi. Onun web sayfasına gidelim. Bu arada taktığınızda bilgisayarınıza bir tane de disk ekliyor. Diskin adı Pluto SDR. Ekranım gözüküyor mu bu arada? Evet. Bu diskin içinde config.txt diye bir dosya var. Yapmanız gereken bir ayar olduğunda Notepad ile bunu açıp örneğin Pluto'nun IP'sini değiştirmek istiyorsanız ki ben şu özellikle network yazan kısım USB'ye ait ayarlardır. Buraya çok dokunmamanızı öneriyorum. Buranın IP adresini hep 2.1'de bırakın. Eğer Ethernet'iniz varsa şu bölümdeki IP adresini Ethernet ağınıza yani Ethernet'ten bağlandığınız ev ağına uygun hale getirebilirsiniz. Ağ maskesini buraya yazabilirsiniz. Ağın geçidini, gateway'ini buraya yazmalısınız. Örneğin evinizdeki network beşli network atıyorum ya da 190.268 birbirli network gateway'ini bunun altına yazmıyorsunuz. Gateway'i yukarıdaki bölüme yazıyorsunuz. Bu sanırım Kemal abiyle yaşadığımız sorunun çözümüydü. Wi-Fi'de aynı şekilde ID'sini buraya, password'ünü buraya ve Wi-Fi'den almayı beklediğiniz yani Wi-Fi anlamında bir IP adresini buraya yazıyorsunuz. Ve bir konfigürasyonu yapıp kaydettiğinizde bunun devreye girebilmesi için bunlar birkaç trik. Diskin üzerine sağ klik yapıp eject yapmanız lazım. Eject yapmazsanız o ayarları bir sonraki açılışta devreye almıyor. Bir ikincisi aletinizin frekans band genişliğini açmak için. Yani normalde bu geldiğinde 300 küsur megahertz'den 3 küsur GHz'e kadar çalışıyor. Bunun band genişliğini komple full açmak için birkaç trik yapmanız gerekiyor. Mesela benim elimdeki bu alet de şu anda şeye inmiyor. 70 MHz'e inmiyor ve üzerinde tek core çalışıyor. PuTTY diye bir yazılım var. PuTTY yazılımını indirip buraya 192.168.2.1 biraz önce gördüğümüz IP adresini yazdığımızda cihaza SSH protokolüyle bağlanıyor. Bağlanacak. Yeniden deneyeyim. Pluto'yu taktım. Şey adresini yazsan o kendi yazdığınız adresi şey değil yani Pluto'nun adresi değil de network adresini yazsan daha rahat bağlanır. Olur ama şu network'e bağlı değil ya bendeki. Normalde 2.1 Pluto'nun IP adresi ekranda gördünüz. O yüzden onu yazmak istedim. Bu arada web sayfasına biraz önce bağlanmıştık. Yine bağlanabiliyor olması lazım. Tekrar bir kablo değiştirir. Bulacağım SSH doğru. Açık mı? Web portu açık sanırım. Bir tek 80 açık olabilir mi? Yok yok. Bütün portları açık. Lokal network olduğu için.
Geldi. Aslında diski bağladı şu anda. Hep arayüzüne tekrar gidiyorum. Şurada nokta Pluto nokta lokal de aynı yere gidiyor aslında. 192.168.2.1 Murphy burada. Demo efekt deniyor buna. Bir şey göstereceğiniz zaman genelde çalışmıyor. Murphy kanunu abi. Buradan hemen bir 192.168.2.1 yapalım. IP olarak erişemiyorum. Abi aynı IP bloğunda başka bir network'te olma ihtimalin var mı? Yok ama şimdi Arap ve yağ moduna gireyim. Başka bir cihaza geçeyim. Evet, malı değiştirsen yolda. Çok var. Aa, çok çok cihaz olunca. Bu arada yeni katılan dostlarımız için spontane geliştiği için biraz geç haber verdim, özür dilerim. Ama konumuz sadece QO100 ve Pluto'lar. Evet. Burada girdiğimizde şimdi bir yandan da Emin'in olayına saldırmamak için hızlı gitmeye çalışıyorum Volkan. Ekranda gördüğünüz işte üzerinde ne var, yazılımları nereden indirebilirsiniz, şu anda üzerinde hangi versiyon var, şu anda diyor ki 0.34 yazılımı çıktı, sen yüklemek istiyor musun, senin versiyonun eskide kalmış, buraya kliklerseniz otomatik indirip kendini güncelliyor, seri numarası versiyonu, bende mesela 0.32 varmış, yazılım 0.34 çıktı diyor. Ubuntu ne, burada seri numarası revizyonu revision diye şurada bir yerde yazıyordu hardware revision'ın. Az yukarıda bak, mavi yerde. Az yukarıda mavi yerde. Evet, revision bak orada. Şurada yazıyor. Bu mesela oynadığım cihaz revision C. Revision C ve revision D'lerde kristaller biraz daha iyi. Ama çok da ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum SSD görüşmeleri için. Zaten ATV tarafına, yani televizyon tarafına geçtiğinizde de o kadar hassas frekansa ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü orada çok daha büyük bant genişliklerinde çalışıyorsunuz. Şuradan SSH'da bir bağlantıyı tekrar gösterip artık o kadar da ileri götürdüler ki kendi web sayfasında ihtiyacınız olacak her şey var. Dokümantasyonu, kuracağınız programlar, driverlar, buradan kurmanız gereken her şey kendi web sayfasında var. 192.168.2.1 ile bağlandınız mı karşınıza gelecek. SDR Angel, SDR Sharp, GNU Radio. Hepsine buradan linkler var. Tekrar şunu deneyeyim. 192.168.2.1 dedim. Bu SSH. Önce ilk kez bağlandığınız için size key soruyor. Yes diyorsunuz. Karşılıklı keyleri kabul ediyorsunuz. Kullanıcı adı root. R-O-O-T. Şifresi analog. Cihazın içine girdim. Biraz küçük herhalde karakterler. Şunu biraz Change Settings, Appearance, Font Use'dan şuradan 18 puntuya geçeyim. Biraz daha rahat olur herhalde. Herhalde okunuyor ekranım. Aletin içinde bir Linux var. Elec, mesela Procta CPU dediğimiz, CPU info dediğimiz yerde CPU'ları ile ilgili bilgi veriyor. LS değil, more diyecektim. Bu komutların hepsini yazmanıza gerek yok ama bir yandan da kayıtla düşün. Diyor ki üzerinde bir ARM 7 işlemci var. Architecture 7. Bir tane core'u var diyor. Tek core gördüğünüz gibi. Prosesör 0 diyor. Bir tane prosesörü var. Bunu çift prosesörlü hale nasıl getiriyoruz? Aslında işte aletin içinde iki tane prosesör var. İnternete gidip herhangi bir yere adam, Pluto, CPU, core, modification yazıyorum. Bunu direkt Analog Devices kendi sayfasına koymuş. Yani başka yerlere bile bakmanıza gerek yok. Bakalım. Evet, Wiki Analog Devices. Yani başkaları değil. Kendisi diyor ki ben cihazın içinde aslında iki core var. Açmak istiyorsanız şunları diye yapın. Şunları yapın diye. Modifikasyonları var ama doğru sayfaya gidemedim. Başka bir yerden gidelim.
yerlerde komut satırında maksimum CPU ayarı vardı sanki. Slash evet, max CPU diye. Evet, yazayım şuradan. Ya, tam komutu ben de ezberlemediğim için. Arada bir yaptığımız için. At second CPU hack. Geldim. O bağlandı komut satırındayız zaten. Describe earlier. Falan yazıyor daha bu orada. Tamam, şurada bir yerde olması lazım. Kapattım. Geri gittim. Abi yazıyordu sanki ya. Bir daha gelir misin tekrar abi? Abi tam mouse'un sağ alt bir sağ devam. Now enter. Evet. Tamam, şuradan. Zaten cat yapıp CPU info'ya baktık. Bir tane gösteriyor. Şimdi ikinci şey yapmak için şuradan şu komutu aldım. Geldim buraya yapıştırdım. Firmware underscore alt çizgi set env max CPU. Tüm CPU'ları kullan dedim. Enter'a bastım. Şimdi bakıyorum CPU info'ya. Hala bir tane var. Kaydedip bir reboot yedireceğim. Şuradan reboot diyorum. Bunu save etmenin bir yolu vardı ama bir reboot edeyim. Pluto reboot yazıyordu az önceki ekranda yine. Ben bir reboot verdim. Restart session dedim. Arkadaki ekranı tekrar bağlamıyorum. Yes. Buraya geldik. Root dedik. Analog dedik. More rock CPU info diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi CPU 0 ve CPU prosesör 1 diye iki tane prosesörlü hale geldi. Yani komutumuz sadece arkada yazan firmware alt çizgi set env boşluk max CPU. Sanırım birinci sorunuz buydu. Sizin de Kemal Bey, doğru mudur? Şöyle tabii tam ihtiyaç olan yere geldin. Linux komutlarında sorun olduğu için set environment şimdi bende AD9363 var. AD9364'e çevirmek istiyordum onu. Tamam. Bir de şey istiyordum işte tek core var, çift core'a çevirmek istiyordum. Tamam, çift core'a çevirme şeyi bu. Firmware alt çizgi set env boşluk max CPU. Tekrar yazayım mı onu ekrana? Onun şeyini göster bana yeter. Heh, Pluto SPR hack oraya gireceğim. Tamam. Dur. O şeyi adresi alayım. PH4X mi o? Abi ekran görüntüsü al. Geç git ya. Öyle yapayım. Direkt onu da zoom'a koyayım. Tamam. Tamam. Tek linke basabilirsiniz. Şimdi ikincisi de şuraya Adam Pluto frequency hack diye FQNC hack. O da aynı şekilde yine bir komut olacak. Bu kez de 70 MHz'den 6 GHz'e kadar açılmasını yapan hack'e bakıyoruz. Şurada evet. Şurada. Bunu da şöyle chat'e atayım. Bu sayfadan bulabilirsiniz. Print envi yapmanıza gerek yok ama biz şuradan şöyle açayım şunu. Komutumuz şu. Firmware yine set environment boşluk attribute value bunun değerini değiştir. Neye? AD9364. Abi 92 oldu. Öncelikle şuradan AD9364 benim klavye fin klavye de o yüzden böyle şu anda set etti. Bu değer şu anda bu cihaz 70 MHz ile 6 GHz arasında çalışır hale geldi. Yine Pluto alt çizgi reboot dedim. Kapandı. Açıldığında da frekans aralığı açılmış olacak. Yapacağımız Setlemedi cihazı. Reboot'dan sonra reset yazman gerekiyor. Böyle.
Tekrar geldi cihazımız. Şuradan Applicate Session dedim. Yes dedim. Her seferinde hafızasında tutmadığı için her seferinde şifre anahtarları değişiyor. Burada her seferinde yes demeniz gerekiyor. Analoga geldik. Şu anda üzerindeki işlemci ne diye merak ediyorum. Yani bu modifikasyonu aldı mı? Firmware bu sefer set environment değil, print environment diyorum. Print environment attribute name, bir saniye. Abi attribute name başka bir şey değil miydi ya? Attribute value sanki. Attribute value da var da not defined dememesi gerekiyor. Direkt bana bunun değerini söyle diye bir. Daha demin onu değiştirmedin sanki abi ya. Print of attribute name. Yaparken sadece 964 olmuş, özür. Zaten oldu gördüğünüz gibi. Yani value'sunu sormak gerekiyor. 9364. Eğer biraz önce baksaydım buna, burada 9363 yazıyor olacaktım. Ya da modifiye edilmemiş bir cihazınız varsa baktığınızda 9363 yazar. Şu anda bu 9364. Cihazda yapacağımız modifikasyonlar bu kadar. Cihazın kullanımına geçiyorum hemen. Hızlıca şuradan STR konsolu nasıl kuracağız? SDR konsol. Windows'a çok alışık olmayınca insan böyle şey oluyor işte. Şimdi bir yere koymuştum. SDR konsol en altta şeyde alt satırda sağdan 5. SDR konsolun Linux versiyonu var mı? Yok. Yok. Linux yok. Ama ben göremiyorum. Siz nereden görüyorsunuz? Söyleyeyim. Şimdi aşağı inin en alt satırda hani açıp kapatma satırında. Soldaki Windows'a evet, SDR yaz. Soldaki Windows'a bas. SDR yaz. Buldu. Tamam, buldu. Peki. Tamam. SDR konsola da uzun zaman girmediğim belli oluyor. Şimdi burada birkaç trik anlatacağım. Öncelikle Pluto SDR'yi bu cihaza tanıtmanız lazım ve kullandığınız LMB'yi tanıtmanız lazım. Niye? Çünkü LMB aslında 10489'dan gelen sinyali alıyor. Bize 739 MHz'e indiriyor. Ben aslında 739 MHz deyip burada direkt bunları izleyebilirim. Ben de 739 değil bu arada. Benim LMB'm 9750 ara frekansına sahip değil, 9360'a sahip. Bunun kaba hesabı şöyle, sizdeki LMB'lerin hepsi 9750. Kalkülatörü açayım. 10489'dan yayın yapıyor bu uydudaki amatör transponder. Eksi elinizdeki şeylerin... LMB'lerin 9000 ara frekansı da 9750. Farkını aldığımızda siz aslında 739 MHz'den dinleyebilirsiniz. Ama bırakın bunun bütün ayarlarını SDR konsol yönetsin ve size 10489'lu bölgeyi göstersin. Çünkü genelde band planına bakıp ona göre hareket edeceğimiz için kafanızda sürekli bir çevrim yapmak zorunda kalmayın. Nedir o? QO100 narrow band, band plan diyeyim. Şuradan. Şimdi narrow band, band planı aldım. Şimdi de kapatayım arka plana gürültü yapmasın. Band planı görüyorsunuz. Burada bütün frekanslar 10489 cinsinden yazılmış. Efendim SSP konuşacağım ha. 10489 650 ile 850 arasında konuşmalıyım. 745 ile 755 arasında beacon var, orada konuşmamalıyım gibi bir takım kurallara uymanız gerekiyor. Bunu yapmak için de bütün frekansları ben ekranımda 10489'lu görmek isterim. 739'lu değil. Şimdi hemen geçiyorum. Benim LMB'm
10.489 eksi benim elembim 9.360 MHz. Tam bu arada soru. Bul ay LMB'nin ara frekansı. 9750. Hepsi 9750. Oturup içindeki kristali değiştirmemişseniz bütün LMB'ler 9750. Ben kristalini değiştirdim. Değiştirmemin amacı da şu, hemen söyleyeyim. 9360'ı çıkardığım zaman 1129 yapıyor. 1129, 950 ile 2050 arasına denk geliyor. 950-2050 de piyasadaki standart uydu alıcılarının dinleyebildiği bir frekans. Böylece standart bir uydu alıcısıyla ben QO100'ün televizyon yayınlarını izleyebiliyorum. Amatör televizyon yayınlarını izleyebiliyorum. Ya alıcımı modifiye edecektim ya LMB'mi modifiye edecektim. LMB'yi modifiye etmek daha kolay alıcıyı modifiye etmekten. Çünkü alıcıda her şey böyle minicik ve SMD. O riski almak yerine LMB'yi modifiye ettim. O yüzden ben 1129'da dinleyeceğim. Bu frekans sizin için 739. Şimdi buraya geldim. Öncelikle bu ekranda hiç şey olmadığını varsayın. Bir Pluto SDR burada yazıyor ama olmadığını varsayın. İlk yapmanız gereken şey buraya bir Pluto SDR ekleme. Nasıl ekleyeceksiniz? Sağ alt köşede Definitions diye bir bölüm var. Definitions bölümüne basıyorsunuz. Bu diyor ki bir cihaz ekleyeceksin. Ne cihaz ekleyeceksin? Yine benim eski eklediklerim var. Bunları görmemeye çalışın. Ya da ben sizinle aynı şeye gelebilmek için burayı sileyim. Çıktım, bakın ben de sizi açtınız SDR konsolu. İlk bu liste boş. Hiçbir yerinde hiçbir şey yazmıyor. Definitions'a bastım. Dedim ki bir tane şey ekleyeceğim ben. Add yazıyor burada. Add dedim. Ne ekleyeceksin diyor. Bu listede Pluto SDR, RTL SDR, bütün o alıcıların listesi var. Ben buradan Pluto SDR ekleyeceğim dedim. 192.168.2.1 zaten IP adresi, hemen gördü. Eğer bu network'ten bağlanıyorsanız buraya normal network IP adresini yazmanız gerekiyor. Sanırım Kemal Bey sizin durumunuz öyle. Öyle. Gördüğünüz gibi aşağıda 70'ten 6000'e kadar diyor. Eğer az önceki modifikasyonu yapmadan bağlarsanız burada 70'ten 6000'e kadar demeyecek size. Okey dedim. Geldim. Şimdi bu herhangi bir konvertör kullanmayacağım dedim. Sadece göstermek için yapıyorum. Save dedim. Arkadaki listeye geldi. Start dedim. Ve SDR konsolum bu Pluto'yu kullanarak açıldım. Şimdilik şuradan bir stop diyeceğim çünkü benim Pluto'mun ucunda bir anten yok. İsterseniz hemen bir anten bağlayayım. Şuradan bir çevirici bulmam gerekiyor. Çevirici bulup bağlayıp anteni devreye alacağım. Bu arada sorusu olan varsa yavaş yavaş arada girebilir. Tam 1 saat 5 dakikamız kaldı bilginize. Evet. Arkadaşlar en hızlı sunumumu yapıyorum. Ahmetcan, ben Kemal, bana bir ziyarette bulunacaktım. Başka çare yok. Birlikte geldiğinde bulacağım. Biraz Linux çalışacağız birlikte. Abi çalışacağız. Linux'un iki komuttu. Üçüncü bir komut yok. Bir tablo vardı buralarda. Onu kaybettim de. Buna benziyor. Ama ucunda. Bu arada göndermenin denemelerini yaparken web SDR'ı açıyorsunuz. Orada belli bir frekans buluyorsunuz. Biraz kayık olabiliyor altta yukarıda. Waterfall'u izlerken buradan bir sinyal bastığınızda pıt diye böyle yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Ben o şekilde yaptım. Ama benim en büyük artım üstadlar da zaten frekanstaydı. Hemen duyar duymaz haber geldi. Sonra tamam bitti, kapadık. Sinyal gördük, kapadık. Volkan'cığım bir soru var tabii burada. Bir de bütün bunları yaptıktan sonra pedal'ı nasıl bağlayacağım buraya? Nereye? Morse pedal'ı. Ha, Morse pedal'ını buraya nasıl bağlayacağız? Çok kolay, çok kolay. Bağlayabiliyorsunuz. Bir sürü yöntemi var. Ses kartı girişinden bağlama var. Başka yerlerden bağlama var. Hatta araya reklam gireyim. SDR konsolun bu ekranda güzel güzel fancy, güzel görünüşlü ayarları var. Şundan aldım bir tane. USB'den bağlıyorsunuz.
bu ana frekans değişimi, bu fine tuning, buradan işte bandı kaydır, filtreleri buradan ayarla diye şey yapıyorsunuz. Ekranı da bir tane Raspberry Pi 4'e koydum. Minicik bir ekrana bağladım. Yani 7300'müş, 9750'ymiş lan. Yanında oyuncak kalır. İstediğiniz tuşa, istediğiniz fonksiyonu aktarıyorsunuz. Her şeyi tıkır tıkır yapıyor. Bu da güzel bir oyuncak. Abi Windows kullanmayan adam ne yapacak? Sen bana onu söyle. Bunların hepsini LinSDR diye bir yazılım var. Onunla kullanabilirsin. Yani Linux'ta da çok alternatifleri var ve hızla gelişiyor. Ya da yardım edeceksiniz, yazacağız bir tane kafamıza göre. Şimdi ben anteni bağladım. Açıyorum. Şimdi bir şeyler duyuyoruz. Bu sinyal seviyesi aşağıda. Genel bir program kullanımı anlatacağım. Bir kere herhangi bir converter seçimi yapmadım. Bu ne demek? Ben sinyali 1139 MHz'den bekliyorum, değil mi? Ya da siz 739'dan bekliyorsunuz. Doğru. Benim size önereceğim şey, burayı hemen 739'a getirin. Soldaki RX tarafını. Yani sizde olması gereken şey şu 739, 500 küsürden duyacaksınız. Şöyle. Ben de ne yazık ki 1130 küsürden olacak. Siz burada sanki 739 yazıyormuş gibi düşünün bu anlatımımdan. Abi lokal osilatör tanımlamadın mı? Şu anda özellikle tanımlamadım. Herhangi bir fark vermedim. Direkt geleni dinlemekle hızlıca bir başlangıç yapmayı sağlamaya çalışıyorum. Çünkü onu bir sonraki adımda yapın ki gerçekten ne olduğunu anlayın. Kaymalardan da minimum etkilenin. Oraya girdiğinizde yapacağınız üstte bir sürü şeyi yaparsanız, yaptığınız hatayı arada hangi aşamada yaptığınızı bulmak çok zor olabiliyor. Yani hadi onu da tanımladın, bunu da tanımladın, gittin yukarıdan 10 GHz göstermeyse, yani 50 tane ayar yaptın, sinyal görmüyorsun. Hangisi hatalı? İşte abi o senin en büyük avantajın ama şey şu anda, antenin gerçekten doğru uyduya bakıyor. Şöyle, zaten burada yapmam gereken buydu. Açtım, hiçbir ayar yapmadım gördünüz. Pluto'yu ekledim, 739 ayarladım. Şimdi uyduya döndürme zamanı. Yani şimdi buraya geliyorsunuz, şu sağ tarafta bir kere sinyal gözükmediği için önce onu gözükür duruma getirmem gerekiyor. Şu sol renklerini ayarlıyor. Şu şuradaki kısım benim en düşük kaç göstereyim diyor. Bak aşağı çektim. Şu an benimki -150'leri falan duyuyor. Solda görüyorsunuz. Hay diyen de tepesi nereyi göstersini gösteriyor. Şöyle biraz uzatıyorum ki bana maksimum sinyal genliklerini gösterebilsin. Abi o DBM bilgisi doğru mu? Şimdi bu arada hani biraz önce şey konuştuk ya, şey bol olunca binleri yanlış Pluto'ya yanlış anteni taktım. Şimdi anteni takınca göreceksiniz, dip gürültüm biraz artacak. Ben de o yüzden sordum aslında, o DBM bilgisi olur mu? Çünkü o -110'larda falan -110'lara falan çıkıyor genelde. Onun da ayarı var ayrıca, yani onun da doğru olduğundan emin olacaksınız ama ben önce alayım. Anahtarı kırmadan takmam lazım. Barış, sen onu yaparken hızlı sanırım bir soru. Çanağın üstü komple kar etkilenir mi? Etkilenmez. Nasıl? Çanak full kar şu an üstü. Yani etkilenir. Ben etkilenir. En kötü zamanda bile gidip çanağı temizledim. Çok etkilenir. Öyle. Çok etkilenir. O offset çanağın varsa daha az etkilenir. Offsette kar kayar. Öyle offset. Ha, o zaman daha az etkilenir. Parabol çanak varsa bol temizlik. Evet. Bu arada gördünüz mü, anteni takar takmaz dip gürültü seviyem -110 dB'lere falan geldi. Normal beklentimiz bu civarda bir gürültü olması. Abi bin gerçekten DBM yoksa yani gerçekten DBM. DBM yani direkt alıcı
tün edilmiş bir alıcı bana direkt DBM olarak dinlediği seviyeyi söylüyor. Yani Pluto bunu doğrudan destekliyor. Tabii tabii. Tamam. Öyle. Benim sanırım 1.2 MHz'de LMB'den kaynaklanan şeyim vardı. Ay şöyle yapayım mı? Hazır yapıyoruz. Eğer Pluto'yu ben SDR şarfıma desteklettiysem en kolay SDR şarfla ayarlanıyor bu. Abi örnekleme frekansını açsaydım, bant işini açsaydı daha iyi değil miydi ya? Şimdi orada yapacağım da SDR konsolda o sonsuz arttırılmıyor. Şeyde 20 kadar. SDR şarpı yazmaya başla, hemen zort diye çıkarıyor. Yüklü değil mi sende? Yüklü. Ben görüyorum abi. Sol orta üçüncü sıra. Sol sol sol. Abi yukarı çıktın, aşağı iki üç aşağısı. Bir aşağı daha. Heh. Allah kimseyi Macintosh'a bulaştırmaz. Abi sende çok mal var. Problem oradan çıkıyor. Merak etme. Allah kimseyi Windows'a bulaştırmasın abi. Windows'a zaten bulaştırmasın. Ondan kurtulana kadar. Ben belki 15 yıldır çok nadir şu SDR konsol yüzünden en son yine Windows kurdum. Yoksa ya bir tek Unix olsaydı ben işsiz kalırdım. Ben bütün Windows'un sorunlarına destek veriyorum. Yapmayın, gözünü seveyim. Ekmeğimi oradan kazanıyorum. Abi sana lafımız yok ya. Hayır. Ya adam Visus diye Windows Update Engine geliştirmiş. Kendi kendine ortalığı birbirine katıyor. Her yerde durdurduk Visus'u. Arkada diğeri çalışıyorsa birbiri üzerine gelmesin. Durdurdun mu SDR konsolu? Durdurdum. Tamam. Abi hazır aklımdayken sorayım. Tavsiye ettiğim bant genişliği ne şey için? Bu Pluto için. SDR konsol kullanıyorsanız zaten onu 100 kHz mi 200 şey 500 kHz gibi bir yerde tutuyor. Yok, yani yok. 20 MHz destekliyor olsa da 20 MHz açamıyorsunuz. Biliyorum biliyorum ne abi 20 MHz demek 20 MHz böl saniye demek. 20 MHz'ı gerçekten öneriyor musun? Daha düşük mü tutalım o şeyi, örnekleme frekansını? Yok, 20 MHz'lik bir örnekleme yapmanıza gerek yok. Yani 20 MHz değil. Burada normalde göreceğiniz şey, benim default ayarım bu. 750'den 250'ye yaklaşık 500 kHz'lik bir aralığı görüyorum. Transponder öyle. Örneklemesi de bu maksimumunu gösterir. Maksimum 4 MHz ya da 2 MHz olması lazım şuradan. Abi sanki çok daha yüksekti o çipin örnekleme frekansı ya. Yok. Ya şey yüksek ama burada 2 MHz zaten 6'dan yukarısını desteklemiyor. Gönderme de yapacağınız için 2 öneriliyor. 2 MHz'de tutmanız. O adam Pluton. Bunu bulamadım ama önce bir sinyal bulup oraya doğru gitmek istiyorum. Çamağımızda sinyal var. Ben doğru yere bağlayayım. Uydu antenim doğru yerde. Şimdi biraz daha düşüreceğim. Bu arada dışarıda görüş İstanbul'da sıfıra indi. İnanılmaz bir tipi var şu an Maltepe tarafında. Maşallah. Maltepe'de hiçbir şey yok. Her şey okey. Volkan abi bu arada
Çanağa bir tane ısıtıcı atsana bir şöyle 3-5 watt. Biraz evvel Kemal Bey'in dediği gibi benimki dik durduğu için şöyle tınk diye bir vurdum mu hop aşağı iner. Yarısı tutmuş yarısı tutmamış. Elambide bir şey yok. Boş üstü. Bir de rüzgar alıyor benimki. Rüzgar temizliyor. Mars'taki rover gibi. Şöyle bir şey de yaparız bir gün. Herkes setup'ını kurduğunda bir gün sözleşiriz. Herkes o sıra uyduda olur. Tek tek yayınları test ederiz. Tabii bunun için öncelikle yasanın geçmesi gerekiyor. Yani. Tabii yasanın geçmesi lazım. Biz orada bir tane bip basıyoruz. Bir tane bip için yasa beni eğer tutuklayacaksa buyursun. Bir tane bip yani. Hazırlık yapıyoruz. Denemeler için bir şey yok kardeşim. Biz deneme yapıyoruz. Deneme yapacağız. O kadar. O kadar. Ay yanlışlıkla harmonik basmışım. Zaten transponderin kendini koruma ögesi var. Belli güçten fazla gönderirsen seni kesiyor. Sizin maksimum belli gücünüz kaç Kemal Bey? Sorması. Valla şimdi burada bende 20 gözüküyor ama kayıplar nedeniyle herhalde 10 ile 8 ile 10 arasında olacak. Maşallah. Sizde lineer var o zaman 2-4 için. Hayır, bende işte o neydi o? Eduk mu? Hayır. Segelap. Evet, o var işte. Oo, tamam. Abi bu arada ben de bir tane şey aldım. Mitsubishi'nin Tamoband'da 50 ohmluk bir şey var. Amplifier entegresi var. Onu aldım. Entegre edemiyor gerçi ona da. Bakalım onu da bir kurcalarsam 20 watt civarı bir şey de ben çıkabileceğim. Maşallah. Söylüyorum şeyden fazla çıkarsan belli bir güçten seni kesiyor şey transponder. Abi dar bantta evet geniş bantta hayır. Geniş bantta şeyde kesme imkanı yok. Matematik yaparken toplama çıkarmada uyarmadığınız için teşekkür ediyorum. Abi işte. Çıkartıp 1139 buldum ya o 1139 değil 1129 olacakmış özür diliyorum. Vaktimiz kısa olduğu için şöyle hızlıca bitireyim istiyorum. Gördüğünüz gibi tepeler burada inanılmaz derecede yüksek. Yani şunu biraz daha özellikle çanak ayarı yaparken size tavsiyem bunu aşağıya indirin. Bu frekansı ortalayın. Mesela ben şurada buraya geleyim. Biraz daha aşağı indireyim. Evet. Biraz daha indireyim. Tam ortaya alayım. Evet. Şimdi abi çanak bayağı iyi ayarlanmış. 20 desibel yukarıda geliyorsun zaten şeyde. Alışta. Abi ben dünyanın tepesindeyim. Buradan uydu neredeyse hiç gözükmüyor. Orada bu 60 santim çanakla bile alabileceğiniz bir sinyal. Vay vay vay. Bir tek kötü. Ben burada 3 metrelik çanakla bakıyorum ama buna. Şimdi görüyor musunuz? Bu tepeler çok yüksek. Yani anteni sağa sola çevirirken bu tepeleri denk getirme ihtimaliniz çok yüksek. Şu solda sizde 739 MHz yazarken solda dikkat edin hiç başka ayara girmedim. Ne yaptığımı isterseniz bir daha hatırlayalım hep beraber. Kapattım programı. Önce cihazınızın konfigürasyonunda IP adresinin doğru olduğunu emin oldunuz. Yapmanıza gerek yok. İlk çift CPU'ya geçirdiniz. Yapmanıza gerek yok. Cihazınızı band genişliğini 70'ten 66 GHz'e kadar açtınız. Yapmanıza gerek yok. Tekrar ediyorum. Yapmanıza gerek yok. Stok 0.1. Adam Pluto'yu bile USB'den bilgisayarınıza bağladınız. Araya BIOS-T'yi koydunuz. Çanak anteninize bağladınız. Diğer çıkışında getirip RX girişine bağladınız. Sonra TDR konsolu açtınız. TDR konsolu açıldığında ekranınızda burada hiçbir şey yok. Sizinkinde hiçbir şey yok. Definitions bölümüne girdiniz. Add deyip adam Pluto SDR ekleyeceğim deyip OK'ye bastınız ve arkadaki ekrana bir SDR geldi. Bunu save ettiniz. Save'e basarak arkadaki ekrana geçtiniz ve Pluto SDR'yi seçtiniz. Start dediniz. Hiçbir ara frekans ayarı vesaire yapmadığınız için şu anda
Burada 730 sol üstte 739 MHz yazdınız. Şimdi çanağınızı sağa sola, bu arada tam 739 değil de 739-500, o yüzden siz ortayı 739-500'e ayarlayın, sağını solunu da görebilin. LMB'nin kayıklıkları vesaireleri böyle kabaca görebilir duruma gelin. Çanağınızı sağa sola yukarı aşağı getirdiğinizde şunu fark edeceksiniz. Bu dip gürültüsü, bakın tamamen boşluğa baktığında göreceğiniz şey, aşağı yukarı duymasın. Kapatıyorum. Şimdi hiç sinyal olmayan bir duruma geçirdim. Çok aşağılarda, gördünüz mü? Yani dip gürültüsü, low diyebileceğim yer şuralarda, eksi 140-150'lerde filan. Hiç şu anda antenin bir şey görmüyor. Çanağı çevirirken bu dip gürültüsünün sinyal almaya başladığınızda, şu an simüle ediyorum onu kabaca elimle bir takım dokundurarak, biraz önce yukarı çıktığını göreceksiniz. Komple, bandın komple yükseldiğini görmeye başlayacaksınız. Bu transponder'ı kabaca alıyorsunuz demek. İlk önce bir sinyal görmekten öte bu altta duran çizginin komple yukarıya aşağıya hareketini görün. O yukarıya çıktıkça siz uyduyu görüyorsunuz demektir. Yapayım mesela, elimle size simüle edeyim. Bak şu an biraz bir sinyal duyamıyor ama sanki uyduyu görüyormuşum gibi oluyor. Uyduyu tam denk getirdiğinizde ise görüntü bu olacak. Bu komple yukarı çıkacak ve üstünde bir sürü böyle küçük küçük tepeler göreceksiniz. İlk yapmanız gereken low'un üstüne gelip buradan bu ayarı biraz yukarıya çekip onun biraz aşağıda kalmasını sağlamak. Yani aşağılarda bir yerde dursun. Sonra bu tepelerin büyüklüğünü de hayla olabilecek maksimuma yakın şuralara bir yere getirip çanağa ince ayarlar yapmak. Örneğin gelip bu carrier'lardan birinin, mesela şu sinyal görüyorsunuz hep sabit. Bu uydunun tanıtım sinyali. Üzerine klikledim. Uydunun tanıtım sinyalini sağa sola çevirip maksimuma çıkartmaya çalışın. Maksimuma geldiyse duyuyorsunuz demektir. Şimdi frekans farkı ne demek? Soldaki sinyali görüyor musunuz şu bölgeyi? Görülüyor mu? Soldaki, evet. Şu. Evet, evet. Aslında ben sabit bir frekansı dinleyemiyorum. Şu anda Pluto'm ısındıkça frekansım kayıyor. Kaydıkça bu da sağa doğru gidiyor. Aslında burada detayda göremiyorum onu ama şuradan biraz zoom yapacak olsam, şu taşıyıcının da olduğu yerde durmayıp yavaş yavaş sağa doğru gittiğini göreceksiniz. Altta zaten şu waterfall'da sanırım biraz daha net gözüküyor zamana göre. Yani yaklaşık 2 dakika önce şuradaymış merkez frekans, buraya kaymış. Şimdi bu durumda bunu düzelten plugin bir işe yaramaz. Çünkü dinlediğimiz frekans 739. Önce dinlediğimiz frekansı 10.489 yapmamız gerekiyor. Yani gerçek frekans yapmamız gerekiyor. Bunun için ilk yapmamız gereken şey, durduruyoruz. Programı ilk açtığımızdaki menüye geri dönüyoruz. Bunun 2 yolu var. 1, buradan Select Radio'ya basabilirim. 2, ben ilk başlarda orada Select Radio'ya basınca geldiğini fark etmediğim için her seferinde kapatıp Pluto seyirleri bir daha açıyordum. Alıcı seçim ekranı yeniden gelsin diye. Geldi. Şimdi burada, ha bu arada band genişliğini seçtiğimiz yer burada, az önce ben şey yapamadım, hatırlayamadım, özür dilerim. Ne kadar band genişliğini dinleyeceğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Burada maksimum 3 MHz'de hem alma hem gönderme yapıyorsunuz ama transponder'ın toplam genişliği 500 MHz. 500 kHz. Haliyle 550 tam bütün transponder'ı ekrana doldurmanıza yetiyor. Ama başlangıç için 750 de yapabilirsiniz sağ sol boşluklarını ayarlamak için. Şimdi gelelim bu seçtiğimiz şeyin definition'la nasıl bu 9750'yi ekleyip çıkarttıracağız otomatik. Buna converter deniyor. Şu alt bölgedeki converter'ı seçiyorsunuz. Sonra gelip yeni bir converter ekleyeceğim diye edit'e basıyorsunuz. Bu listede hazır zaten QO100'ler var. QO100 bilmem kaç. Mesela bunu edit diyeyim. Diyor ki QO100 10750'ye 8089,5. 8089,5 ne biliyor musunuz?
Sizin göndermeniz normalde 2.4 GHz'de ya, buna 8089 daha ekliyor. Göndermeyi de 10489'da gösteriyor. Bunun ayarları şu aşağıdan yapılıyor. Buna verdiğiniz isim burada. Barış 9360 diyorum çünkü benim LMB'm 9360. Şuraya gelip 9750 yerine 9360 yazıyorum. Ama tam değeri 9362 benim LMB'm için. Göndermeye de 8089500 yazıyorum. Buraya kadar okey ise. Ha, bu arada hem RX'i hem TX'i olduğunu belirtiyorum. Bunun bir şey olduğunu belirleyip şuradan apply diyorum. Halil'e gördüğünüz gibi listeye bir tane Barış 9360 eklendi. Save diyorum. Şimdi ben şu anda o konvertörü seçmiş durumdayım kendime. Pardon. Evet, save dedik. Şurada gördüğünüz gibi Converter diye bir bölüm açıldı ekranıma. Ana Pluto'yu seçeceğim yere. Yanına bir de bu açıldı. Bunu seçip diyorum ki Barış 9360. Yani sizde aslında QO100 9750. Hazırı kullanabilirsiniz. Sizin LMB'nize büyük ihtimalle uyar. Ha, baktınız LMB'nizde 2 kHz, 3 kHz, 5 kHz hatalar var. Biraz da titiz adamsınız. O ayarları detaylıca buradan gidip o tanımların olduğu yerden düzeltebilirsiniz. Ben 9750'yi değil, kendi LMB'm için bunu seçiyorum. Band genişliğimi de 750 kHz yapıyorum. Start diyorum. Şimdi dikkat edin. Ekranda bir şey var ama bu farazi ve sanal. Aslında dinlemem gereken frekans 10489. Bu arada şunu da geri zoom'u açayım, full bandı göreyim. Burası sanal bir yer. Burası sizi şaşırtmasın. Yani 739'da alıcıyı görüyorsunuz diye 739'da kullanmaya çalışmayın. Gidip burayı 10 GHz yapmanız lazım. Burada küçük bir trik var. Burayı direkt 10 yapamıyorsunuz. Göreceksiniz ki çıktığınızda siz burası 9'dan daha yukarıya çıkmıyor. Benimki çıkıyor ama sizinki çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü Pluto CD'yi ilk yazdıklarında belki yeni versiyonda düzeltmişlerdir. 9 GHz'den daha yukarıya çıkmıyordu. Bunu ayarlamak için buradan bulabilirsem kısa yolu. Ben genelde şu kısa yolu kullanıyorum. Şu verici tarafında sağ altta 3 tane nokta var ya, ben bu kısa yolu kullanıyorum. Buraya bastığınızda ayarlar menüsüne gidiyor. Transmit options'ta. Burada şurada bir Pluto SDR yazıyor gördüyseniz. Bu radyonun detay ayarlarını buradan yapacağız. Sadece buradan bir saniye birkaç güzel ayar göstereyim size. Şuradan mikrofonunuzun band pes ayarını ben genelde 2.6 kHz'de şöyle default olan şunda tutuyorum. Bu modülasyonunuza, sesinize, mikrofon tipinize göre ayarlayabileceğiniz bir şey. Yok çok titiz adamsanız oturup kendi equalizer'inizle benim sesim biraz bası göndersin, çizgi göndersin diye buradan detay ayarlar yapabiliyorsunuz. Ama ben genelde hazır olan bu ayarı kullanıyorum, equalizer ayarı olarak. Carrier'i %100'de tutuyorum. Deviation'ımı 2.5'da tutuyorum. Efendime söyleyeyim. Şuradaki ayarlarımı, gönderme alma ayarlarımı, TX delay'im 10 milisaniyede tutuyorum. Ton generator'ı pek kullanmıyorum ama özellikle ilk testlerinizde sürekli bir ton göndermeniz gerektiğinde kullanacağınız bir şey bu. Genelde bunun default değeri 1500, burada kalsın. Tune signal'ı burada 500 milisaniye tune edip kessin diye steady'de bırakıp tune durumunda sürekli uyduya veri göndermek işinize yarayabiliyor. Monitörü geçtim. PTT. PTT'yi dışarıdan mesela seri porta bağlı bir mandala bağlayabilirsiniz. Sizin manipülasyonunuz buradan geliyor. Seri porta RX TX uçlarına maniple bağlayabiliyor. Biliyorsunuz. Bununla ilgili birkaç da yazı var. Onları da paylaşacağım sizinle. Receiver mute şu işe yarıyor. Siz konuşurken sizin sesiniz uyduya gidiyor. Pluto full duplex olduğu için aynı zamanda da size uyduyu dinletiyor. Uyduya gidip gelmek yaklaşık 1-1.5 saniye sürüyor. Eğer bu RX enable yaparsanız, kendi mute enable yaparsanız siz göndermeye geçtiğinizde alıcıyı kapatıyor.
Yapmazsanız siz konuşurken uyduyu da dinliyorsunuz. Kendi sesinizi de duyuyorsunuz. Kulaklık kullanıyorsanız bu güzel. Ama kullanmıyorsanız bir feedback yaptığı için sürekli sesiniz ekolanmaya başlıyor. O yüzden burada bunu kapalı tutmanızı, açık tutmanızı, yani dinlemeyi kapatmanızı öneriyorum. USB relay'den dışarıdan göndermeye geçtiğinizde power amplifier'ın bilmem nesini tetiklemek istiyorsanız falan gibi harici cihazlar bağlayabiliyorsunuz. Ben örneğin büyük amfimi devreye almak için amfiye bağlı bir roleyi çektirmem gerekiyor göndermeden sonra. Buradan USB'den bağlı roleyi çektirebiliyorum. Pluto SDR'nin detaylarına girdiğimizde bunları default'ta genelde bırakıyorum. Calibration datası, Pluto'nun içindeki kristalin detay bir ayarı var. Buna bence komple bir program ayırmalıyız. Yani cihazı ilk açtığınızda tam doğru frekansa gelmesi için elinizdeki kristalin kaç ppm hata yaptığını hesaplamanın bir yöntemi var. Hesaplayıp buraya bir değer giriyoruz. Bunu ayrı bir programda yapalım. Efendime söyleyeyim, şu TX Boost, TX Gain'i mutlaka açın. Normalde 2-3 dBm çıkış gücü var. Yani 1-2 miliwatt çıkış gücü var. Pluto'nun bu EDUP gibi bazı şeyleri sürmeye yetmiyor amplifikatörleri. Bunu açtığınızda 7-8 dBm'e çıkıyor verici gücünüz. Bunu da ben genelde 50 kHz'de bırakıyorum. Gönderme ile alma üst üste çakışıp bu SDR'lerdeki zero DC bias denilen şeyden kurtulmak için gönderme frekansımı gösterdiğinin 50 kHz yukarısında yapmasını sağlıyorum. Nasılsa onu X-Read'le ya da diğerleriyle ayarlayıp düzeltebiliyorum. Böylece SDR'lerin ortasındaki DC bias denilen sorundan kurtulmuş oluyorum. Bunu da geçtim. Bir yerde bunun şuradan şeyi bulayım. Şuradan options tam burada. O düğüm burada değil. Receive değil. Buradaki options tamıydı. Bir yerde ekran, display ile ilgili bir yerde bir ayar var. O ayarda 9999 girebilmemizi sağlıyor. Yerini hatırlamıyorum yine. Buradaki options tamam. Evet, şu anda doğru yerde. Evet, tam da yerine geldim. Bulabildim, özür. Şimdi şöyle diyeyim, doğru yeri tekrar göstereyim. Şu üstteki menülerden Tools menüsünü seçiyorsunuz. Buradaki Options'a basıyorsunuz. Şurada Frequency Range Gigahertz'de 9.9 default'u. Bunu 99.9 yapıyorsunuz. 10 GHz'in üstünü ekranda görebilmek için. Okey dedim. Şimdi 10.489'a gidiyorum artık. Bir kere kapatıp açmanız gerekiyor olabilir, emin değilim. Yani programı komple kapatıp açmanız gerekebilir. Evet, 4089'a geldim. Aynı sinyalleri burada da gördüm gördüğünüz gibi. Artık uyduyu 10489'da ana carrier'ı dinliyorum. Bu ortadaki dedim ya size, biraz zoom yapıyorum ortayı göstermek için size. Burayı da merkeze al diyorum şöyle. Bu uydunun beacon'ı. Şimdi ben de dikkat ediyorsanız 10489 164'te çıkıyor ve Pluto ısındıkça kayıyor. Pluto belli bir ısıya geldiği için kayma miktarı azaldı ama hala kayıyor. Şimdi bir tane bir plugin var. Bu pluginle bunu nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. Bu arada kaç dakikamız var? 15 kadar. Kemal abi, sorularından arada cevapladıklarım olmuştur diye ümit ediyorum. Oldu ama hepsi olmadı. Tamam, o zaman bir iki tane daha geçip sana döneyim. Şimdi burada yukarıda Tools'ta bir tane plugin'imiz vardı. Önce plugin nereden yükleniyordu onu bulayım. Options'ta plugin'si enable. Benimkinde altta açıktı, onun nasıl açılır hale geldiğini bulmaya çalışıyorum. Hazırlıksız olunca böyle oluyor. Audio controller performance. Abi o artık ayrı plugin değil. Şeyin içinde geliyor SCR konsolun. Tools'ta şeyde bir yerde beacon lock falan diye çıkıyor.
Tamam, süper. Tools'ta çıkıyor. Bendeki o zaman bir eski açıyorum. Onu açtığımızda şuradan receiver'da artık şurada bir yere şey geliyor olması lazım. O beacon ikonu neredeydi? Evet, Tools'taydı. Niye bende göstermiyor? Onda mı? Onu şuradan enable edebildiğimiz QO100 diye bir buton vardı. O da mı gitti? Ben de Tools'ta çıkıyor. Geostationary Beacon abi. Sağda bak. View'de çıkmış. Allah Allah. Çıkıyor. Yerlerini değiştirebiliyorsunuz ya sürükleyip bırakıp. Şu Geostationary Beacon ikonunu bulmaya çalışın. Bu ikonu disable ettiğimde şu ekranda gördüğünüz en alttaki bölüm gitti. Buna bir daha bastığımda geri geldi. Bu plugin ne yapıyor? Bu plugin şunu yapıyor. 10.489.750'de şurada beacon'a lock olmasını sağlayacağım. Bunun soldaki yerinde dikkat ediyorsanız bir tane eksi butonu var. Eksiye basıp dışarı çıktım. Şimdi bu ekranda şeyi görmeye çalışıyorum. Biraz kola alayım. Beacon sinyalini burada görmem lazım ki ona kilitlenebileyim. Bendeki frekans ne? 10.000 geldi. Çok güzel, problemli bir durumdayız şu anda. Karşılaşabileceğiniz en kötü durum. Beacon'ınız ekranda. Beacon'ı nasıl bulduk ve tanıdık? Şöyle zoom out yapıyorum. Bütün spektrumun orta yerinde gördüm. Ortada bir yerde bir taşıyıcı var şurada. Bu değil. Nerede? Beacon'ı nereye koydum? Şurada mı? Sanki bu değil. Şurada Beacon'ı bir bulayım. 750 diyorsan 750 çok yukarıda kaldı sanki. Yok. Ben de yanlış yerde ya şu anda ekranımda. Benim tune'um doğru değil. Burayı bir ortaya alayım. 10.489.750 olacak. Bir bak. Tamam, 750'de olacak o beacon ama ben de şu anda LMB'nin frekans kayıklığı, Pluto'nun frekans kayıklığından dolayı orada değil. Ama ben bandı şöyle karşıma aldım. Biliyorum ki en sağdaki üst beacon, en soldaki alt beacon. Yani şuna kliklersem göz sesini ve morsu duyacağım. Dikkat edin. Duyalım. Bu arada ses geliyor değil mi benden size? Geliyor. Tamam. Bu üst beacon'ım. Şu da alt beacon'ım. Bak. Morse geliyor üzerinden. Ben bu iki beacon'ı tutmuyorum. Bunların tam ikisinin ortasında da aradığım merkez beacon olacak. Şuymuş. Evet, şuymuş. Merkez beacon da bu. Bende neredeymiş? 287'deymiş. Bunu hemen şu tuşa basarak ekranın ortasına alıyorum. Bende beacon 750'de çıkması gerekirken Beacon 287'de çıktı. Ne yapacağız? Önce bu beacon'ı 750'ye kadar kaydırmam lazım. İki şekilde yapabilirim. Benim şeyimin offset'ini düzeltebilirim. LMB'min. Ne kadar hata var bunda? Yaklaşık 500 kHz hata var değil mi? Bu arada şu şeyden demin olalım. Evet. 750'de olması gerekiyor merkez beacon. Görüyorsunuz. Evet. 500 kHz hatam var. Ha, o zaman diyorum ki acaba ben şeyimi tanımlarken offset'imi tanımlarken 500 kHz hata yaptım. Bunu read limit'le düzeltmek istemiyorum. Gerçekten bu LMB'nin hatası. Durdurdum yayını. Select radio dedim. Biraz önceki ekrana geldim. Şuradan definitions'a geri gittim. Barış için yaptığım bu ayarı buldum. Edit dedim. 9362 değil de 9362.500 yaptım. Bu ne yaptı? Bütün frekansı, evet, matematikte yardımcı olun. Yukarı mı kaymalıyım? Aşağı mı? Abi ters oldu sanki ya. Bence de yanlış oldu. 9361.500 yaparsam bütün sinyalleri 500 kHz daha yukarıdan duyarım. Yani beklentim ekranda start dediğimde artık sinyalin
neyi uygulamadım? Bir şeyi save etmeyi unuttum. Definitions, edit, edit, pardon, edit, şunu aldım, edit dedim, evet, save etmemişim, 1500 dedim, apply dedim, save dedim, save dedim, seçtim, bu seçili çalıştırdım. Bak sinyal yok. Niye? Bütün sinyaller tahminimce 500 kHz yukarı kaydı. 489. Şurayı bir ortaya alayım. Her zaman bu hatayı yapıyorum ben. Evet. Beni kandırdınız. Aşağı bir yukarı yapmamız lazım. Bir megahertz yukarı çekeceğiz. Evet. Bazen yanılarak öğrenmek de bir öğrenme metodudur deyip klasik hoca yırtması yapmaya çalışayım. Terapi. Tekrar şuraya geldim. Birkaç kere yapalım ki tam yerini iyi bileyim. 10-25 dakika hocam, toplayın hocam. Diğer hoca devreye girecek. Hakkını yedirtmem yani. Evet, ambale olacağız. Yok. Barış Bey biz denemek için o yanlışları yaptı zaten. Tamam. Geldim, start dedim. Şimdi 750'ye gideyim bakayım. 750'de o merkez beacon var mı? Aa, ne tesadüf. Tam 750'de merkez beacon'ın buralarda bir yerde. En azından buralarda olduğunu biliyorum. Zoom yapıyorum. Aa, beacon'ı da tanıyorum şeklinden. Böyle bir çift kafalı bir şey. Tanımıyormuşum. Heh, şurada. Şu beacon'ım tam da istediğim yerde değil dikkat ediyorsanız. Kaçtaymış? 788'e gitmiş. Artık ben küsurat ayar yapmak istemiyorum. Diyorum ki bundan sonrasında akıllı sistem yapsın diyeceğim. Ama bu altta gördüğünüz 770'e kadar gidebiliyor otomatik ayarlayan sistem. Hay aksin. Şimdi söyleyin bana buraya kaç yazmam lazım? Ekransı biraz daha kaydıracağım. Edit. 38 kHz daha abi. 538 yapacaksın. Biraz düşüreceğim. Şurayı 530 yapalım. Apply. Save. Save. Select. Start. Şurayı merkez yap. Şimdi kaçtaymış? 150. Bugün bizim matematik niye böyle arkadaşlar? Tamam, ne yapmam gerekiyormuş? 38 çıkartacaksın herhalde abi. Ekleyeceğim sanırım. Çıkarttın mı sen ha? Ben ekle dedim de kendi bir sorumlu hissediyordum. Tamam, benden değilmiş. Ben de hep yanlış yapıyorum. Bu up converter, down converter ayarları, LNB falan ayarlarken. Aa, acele şey yap. Ben de şey yapacağım hesabı, böyle iki ayak bir popuç oluyor her seferinde. Geldim. Tekrar start ettim. Son 25. Volkan abi gerilim verme, gerilim verme. Ama yok şimdi Emin hocamıza ayıp olmasın. Kardeşim Emin abi şey yapacak, bir session daha yaparız. Şimdi burayı gördünüz. Yaklaşık 744 artık önemli değil. Detayına gitmiyorum çünkü aşağıda o carrier'ı görebiliyorum artık. Görüyor musunuz merkezden? Evet. Hatta zoom yaparak o carrier'ı çok daha net görebiliyorum artık. Şuradan. Bunu kabaca, özür şuradaymış. Kabaca bunun üzerine gelip klikliyorum. Solda ona ne kadar yaklaştığını görebiliyorum. Diyorum ki burayı sen beacon kabul et. Tam şurayı. Ve beni şuradaki play'e bas diyorum. Benim tüm frekansımı buna göre düzelt diyorum. Şimdi dikkat edin. Yukarıdaki ekranda beacon'ı tekrar seçtiğimde ve biraz zoom yapayım. Beacon'ın üzerine tam kliklediğimde frekansın tam 10.750 olduğunu göreceksiniz. Görmüyorsunuz.
Şunu alttan üzerine getiriyorum. Evet. Bunun da tabii tam dinlemem gereken yeri şurası. Şöyle. 749.50 artık küsur hatları da şöyle sağdan soldan kendimiz ayarlayarak tam doğru yere getirip bu beacon'ı 10.750'de dinlemeyi başardığınız anda tüm detay tuninginiz tamamdır. Sizin yukarıda elembiniz ısınsa, soğusa, bir şey olsa ne olursa olsun artık uyduyu doğru frekanslarda dinleyebilirsiniz. Bence bugün epey ilerledik. Herhangi bir şeye klikleyip de detaylarına bakabilirsiniz. Bu beacon'mış. Ben o arada uydu bulma için bir ufak tavsiye vereyim mi? Cep telefonu uygulamaları var. Mesela iPhone'da Satfinder Lite var. Mesela 26 derece doğu diye size gökyüzüne çevirdiğinizde telefonu gösteriyor telefonun pusulasından. O da kabaca bulmakta çok faydalı oluyor. Yani LNB'nin yanına doğru onu böyle dikip koyarsanız. Valla Barış bana bir webten bir uygulama söyledi. Saniyede. Yani bir gün uğraşıyordum. Barış bir uygulama söyledi ki ismini sonra o da unuttu. Saniyede buldum. Bu arada yani adamlar yanınızda konuşuyormuş gibi duyacaksınız gelenleri bundan sonra. Bak burada şunlar var. Satfinder var. Satfinder Lite var. Ondan sonra satelit AR var. Yok var, yok hepsini var. Kemal Bey hepsini ben de denedim. Barış bir şey gösterdi. Google üzerinden resim alıyor. Tak dedi çevirdi pat dedi buldu. Aha. Böyle bir şey yapıyor. Siz balkonunuzdan çıktığınızda nereye bakacaksınız? Karşınızda ne olacak? Minare mi bilmem ne nereye ayarlayacağınızı gösteriyor size. Basit. Ben öyle yaptım valla. Ya çok burada güzel. Sorun yok. En hafif kısmı bu işin. Soru varsa soruları alayım. Sonra kapatalım. Emin'den fırça yemeyelim. Evet. Şimdi biz tabii bir de ona katılacağız. Amballe olduk. Abi ben bir şey demiyorum. Keşke bunu başka saat ve güne yapaydık. Yani bu seansı tekrarlamakta fayda var Barış Kaya. Abi öyle dedi. 2 saat öncesinde yapsak dedim. Tamam dedim ama yine 21 kişi olduk bugün. kaydını yaptık sanırım bunun. Evet. Kaydını da paylaşırız. Yani tekrar izleyip oradan kalan soruları başka bir programda cevaplarız. Olur, olur. Bir de tabii mesela ben ekranı share edebiliyorsam o ekranı share ederim buraya. Orada şeyleri yani yaptığım enayilikleri falan da gösterirsiniz bana. Hemen edin. Daha var vakit. 20 dakikamız var. Kemal Bey hemen şey yapın. Herkes bir dinlensin abi. Bir tuvalet molası versin. Evet. Peki. Ben de Emin'le çünkü yayına bağlanacağım. Ama Kemal Bey verdi işte sharing'i. Sen bir bak işte Kemal Bey. 2 dakika. Hayır. Şöyle. Bir şey söyleyeceğim burada. Ben şeyi ayarladım. Bir dakika Kemal Bey direkt bir şeyi temas etti. Açık sürekli hayal frekans görüyorsunuz. Aslında uydu şu ortadakinin üstünde. Radyo ayarlarından band genişliğini 750 kHz'e düşürüyor. Şimdi bunu nasıl yok edeceğim burada? Stop share. Select radio'ya basın. Select radio. Evet. Gitti. Tamam. Böyle bir yani ne yaptığımı gösterip ne hata yaptığımı bir expert tarafından şey yapılması için söylüyorum. Gelecek seansta böyle bir Açın Kemal Bey. Açın 2 dakikada ya. Ben sisteme girdim. İşte şeyi falan çalıştırdım. Tabii yukarıya hava kötü olduğu için şeyi koyamadım. LNB'yi koyamadım ama bu verilen şeylerden dolayı bunları koyabileceğim. Eğer yönü döndürdüyseniz ucunda herhangi bir piyasa elenmesi varsa çalıştırabilirsiniz. Sorun yok. Bende şey var. Bu bullseye mıdır? Nedir? Öyle bir şey var. Onunla çalıştıracağım. O gelecek seansa kadar ben bu işleri hallederim ama orada yine birkaç soru çıkacak. Onları da tekrar paylaşırım sizinle. Tamam. Sağ olun. Program birkaç kez izleyerek de arada hani yaptığımız şeyleri yapmış olursanız hazır olursanız çok daha hızlı ayağa kalkın. Onun için ben şimdi o kaydınızı tekrar inceleyeceğim. Ona göre şey yapacağım. Bu şey için çok ama çok teşekkür ediyorum. Süper bir şey oldu. Sağ olun, var olun. Çok makbul edildi. İkincisinde çok daha pekiş. Çok iki ayak bir papuç oldu. Gene de yani bu kayıttan
İnşallah bir sağlanır. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler Barış. Volkan sana da. Estağfurullah. Bir de kısa bilgi vereyim. Plüto ile ilgili bayağı baskılar var. Herkes diyor ki bir an önce versek olmaz mı? Türkiye'den almaya kalktığımızda 300 küsur dolar, tabii 205 çok hoşumuza gitti diyenler var. Şimdi ben önümüzdeki hafta bir toparlayayım. Önümüzdeki ayın başı isteyenler varsa Plüto ile alakalı lütfen bir dönsün. Kripto para gibi 205'i alıp 300'e de satabilirsiniz, yani ona bir şey demiyorum. Kayıttasın Volkan, istersen bunları söylemeyeydin. Türkçe anlamazlar Türkçe. Valla kayıttayız değil mi? Ben 1,5 saatlik konuşma boşa gitmemiş. Yok kayıttayız. Kaydediliyor, şimdi durduracağım. Peki teşekkür ederiz. QO100 ile ilgili yayınımızı tamamlıyoruz.